Merhaba. Merhaba yine. Nasılsınız bugün? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Ya sizler? İyiyiz, teşekkür ederiz. Evinizin hangi köşesindeyiz bugün? Burası aslında benim sabah. Bazen kahvaltımı burada ediyorum. Bazen içeride, bazen mutfakta. Burası hem benim arada bir kahvaltı ettiğim yer, hem de bazen odamdan televizyon seyretmek istiyorum. O zaman kullandığım bir yer. İzleyicilerim çok istedi evimden parçalar görmek. Onun için ben de onları kırmadım. Ufak ufak böyle köşelerimi gösteriyorum onlara. Daha önce güzel bir kahvaltı etmiştik bu köşede. Bugün keyifli bir akşamüstü geçireceğiz. Evet. Semiramis Hanım, bugün soruları ben sormayacağım. Bugünkü bölümümüzün kod adı takipçilerin sesi. Ha, ne güzel. Neden sizi televizyonda göremediklerini sormuşlar. Neden beni televizyonda görmediler, görmeyecekler? Çünkü sırf bunun için ben kendi kanalımı açtım YouTube'da ki çok daha rahat, çok daha samimi olarak beraber olalım diye. Çünkü stüdyoya girdiğin zaman bir yığın yabancı insanla beraber oluyorsun. Tanımadığın, etmediğin insanlarla beraber oluyorsun. Ben de bu kadar rahat olamıyorum. Ve sizlerle de bu kadar yakın hissetmiyorum kendimi. Onun için bunu tercih ettim. Ve çok memnunum. Çünkü bakın, beraber konuşur gibiyiz. Siz bana soru soruyorsunuz, ben size cevap veriyorum. Bu tamamen ikimizin arasında bir şey. Hani teke tek yahut da birebirler var ya, bu da ikimizin arasında olsun. Ne dersiniz? Yaşar Kemal'den, Tülay German'dan bahsetmiştiniz. Onlarla olan anılarınızı anlatabilir misiniz? Vallahi onlarla her akşam sabaha kadar oturulup konuşulan bir devir vardı. Buradan anılar benim için en önemli anı onlarla beraber olmak. Onların Türkiye hakkında, o zamanki Türkiye hakkında fikirlerini duymak benim için çok heyecan verici. Küçüktüm, çok küçüktüm ama hepsini duydum. Ve onun içinde herhalde onların benim bugün ben olmama çok çok büyük katkıları oldu diyebilirim. Düşünce tarzımda, dünyaya bakışımda, memleketime bakışımda ciddi bir faydaları olduğuna inanıyorum. Anı diye bir şeyim olamazdı çünkü çok küçüktüm. Onlar konuşuyorlardı, ben dinliyordum. Ben aralarında böyle ibibik gibi onları dinliyordum. Onun için benim için en güzel anı onlarla beraber olmaktı. En sevdiğiniz Fransızca şarkıyı sormuşlar. Gilbert Beco'nun Ne me quitte pas denen bir şarkısı var. Onu çok severim. Eski bir şarkı ama çok çok sevdiğim bir şarkıdır. Yeşilçam anılarınızdan bahseder misiniz? Jönlerle yer aldığınız filmler mesela Cüneyt Arkın, Kartal Tibet. Hepsinden çok güzel çalışmalar. Yeşilçam anlatmak çok zor. Bir kere çok çabuk bir devrede yapılmış işlerimdi onlar, ya çalışmalarımdı. Cüneyt olsun, Kartal olsun, Yılmaz Güney olsun, hepsinden çalışmalarım oldu. Çok güzel çalışmalardı. Fakat o zamanlar Yeşilçam'da biliyorsun, filmler çok çabuk yapılıyordu. 10 günde film bitiyordu. Nasıl yapıyorlardıysa onu, 10 günde bir film bitiyordu. Onun için öyle anılar yaşıyor. Bir aceledir gidiyordu. Mesela o zaman herkes kendi kıyafetini getirirdi. Evden kıyafet gelirdi. Yani neyim varsa o gelirdi. Makyaj diye bir şey yoktu. Saçını kimse yapmazdı. Her şeyinden sen meşgul olurdun. Enteresan bir periyottu. Ama güzel, güzel hatıra olarak kaldı onların da hepsi. Öyle bir devirdi yani. Öyle özel bir hatıram çok olmadı. Semiramis Hanım, ne kadar süre film çektiniz? Çok kısa. Ben mesela bir senede galiba yanılmıyorsam 14-16 film filan yaptım bir senede. Nasıl oldu o iş bilmiyorum. Ve bir sene sürdü benim sinema hayatım. Ama güzel, güzeldi. Güzel bir tecrübeydi yani. Peki, o kısacık dönemde en sevdiğim filmim şu diyebileceğiniz bir filminiz var mı? Hiçbir filmimi seyretmedim desem çok ayıp bunu söylemem ama bir kere o zaman öyle çabuk çabuk gelip de filmler hazırlanıp da piyasaya çıkmıyordu. Sonra da benim bu şarkı söyleme şeyim çıktı ekonomik durumlardan dolayı. Onun için
Çok az. Şimdi bazen karşıma çıkıyor. Ay bu ben miyim filan diyorum. O zaman mesela çok enteresan. Çok yaşım çok küçük olmasına rağmen çok daha büyük görünüyormuşum ama o zamanki gençlerde böyle kendinden büyük görünme hevesi vardı. Bende de vardı o heves. İnci kolye takardım. Daha yaşlı görüneyim diye. Onun gibi çok güzel güzel hatıralar bunlar diyor. Hatıralar diyorsan bunlar. Büyümek ister insan o yaşlarda. Ben de onlardan biriydim yani. Peki sizce en yakışıklı jön kimdi? Hepsi çok yakışıklıydı. Ayhan Işığı olsun canım, Allah rahmet eylesin. Cüneyt olsun, güzelim Kartal olsun, Yılmaz olsun. Bunların hepsi kendilerine göre çok yakışıklı çocuklardı. Hepsi çok yakışıklıydı, çok hoştular. İyi ki çalışmışım onlarla. İyi ki hayatıma girmişler. Bir dakika dahi olsa. Önemliydi, önemli benim için. Peki, herkesin çok sevdiği, onu çok heyecanlandıran bir aktör vardır. Sizin en sevdiğiniz aktör kim? Dünya çapında soruyorum. Dünya genelinde mi soruyorsunuz? Benim sevdiğim aktör, uzun zamandır sevdiğim aktör, yani bir evvelden Al Pacino'ydu. Ben çok beğenirdim Al Pacino'yu. Yani kaşı gözü manasında değil, oyunculuğunu çok beğenirdim. Sonradan... De Niro iyi bir aktördü. Çok iyi aktörler var. Bu benim aklımı çaldı diyeceğim birini düşünemiyorum bile şimdi. Önce İngiltere, sonra Amerika. Aksan olarak hangi İngilizceyi daha ağırlıklı kullanıyorsunuz? Benim her zaman bazım İngiltere oldu. Ve İngilizceyi İngiltere'de öğrendim. Ama Amerika'da İngilizcesini anlamak zordu. Onun için mecburi biraz Amerika'ya döndüm. Amerikan İngilizcesi konuşmaya başladım. Orada da bir çünkü 4-5 senem geçti. Şu anda ne diye soruyorsan Semiramis İngilizcesi. Çünkü İngilizler Amerika'nın arasında bir de ben dahil olarak Semiramis'in İngilizcesi oldu. Ben şeyi anlamıyorum ve hiçbir zaman anlamadım. Mesela İngiltere'de yaşayan yabancılar İngiliz gibi konuşmaya çalışırlar. Yahut da Amerika'da yaşayan yabancılar Amerikalı gibi konuşmaya çalışıyor. Onu hiçbir zaman anlamadım. Çünkü o insanın özelliğini alan bir şey. Biraz aksan olması güzel bir şey. Yani o senin başka bir yerden geldiğini anlatıyor ve hoş bir şey. Hiç kimse gibi olmamak lazım diye. Eğer oradan değilsen tabii. Yani İngilizsen tabii ki İngiliz'in en iyisini konuşacaksın. Yahut Amerikalıysan Amerika'nın en iyisini konuşmaya çalışacaksın. Ama İngiliz olmayıp da bir İngiliz gibi konuşmak bana her zaman biraz komik gelmiştir. Onun için benim Semiramis İngilizcem var. LGBT hakkında ne düşünüyorsunuz? Son zamanlarda popüler bir konu. Çok. Ve olması, konuşulması lazım gelen bir konu. Ama bu şu anda benim derinine ineceğim bir şey değil. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki ben özgürlükten yanayım her mevzuda. Burada da ayrıca. Çünkü her insanın özgür olmasından yana bir insanım. Bu orada da mesela el alem ne dere takılmamak lazım geldiğini düşünüyorum. Ve derin bir mevzu. Bunu ayrıca konuşmak isterim. İçinizde ukde kalan şeyler var mı? Ukde kalan bir şey zannediyorum yok. Yani yapmak isteyip de yapmadığım bir şey şu anda aklıma gelmiyor. Hayır, yok galiba. Ah, keşke bu kadar ara vermeseydim dediğiniz oluyor mu? Hayır. Çünkü o ara bana çok başka şeyler ilave etti. Her şeyime, bakış açıma, bana ve hayatıma. Onun için hayır, öyle bir şeyim hiç olmadı. Ah keşke, ve ben keşkeci bir tip değilim yalnız. Yani keşke onu yapsın, yapmasaydım yahut da keşke onu yapsaydım diye bir şey yok. Çünkü ben yapmak istediğim şeyi yapmış bir insanım. Ve o beni çok tatmin etti. Onun için hiç, çok keşkem yok. Vah vahım olmadığı gibi keşkem de yok.
Zaten hangi kariyeri ne kadar uzun veya kısa yaptığınızdan ziyade neyi yaptıysanız çok başarılı olduğunuz konuşuluyor. Çünkü Yeşilçam filmleriniz, şarkılarınız, sahneleriniz diye konuşulan dönemler aslında çok kısa dönemler. Sonrasında moda hayatınızda da zirveye çıkmışsınız. Elinizi neye attıysanız aslında kısa veya uzun dönem olmasına bakmaksızın hep zirveyi görmüşsünüz. Doğrudur. Çünkü yaptığım işe ne iş olursa olsun çok özen vererek yaptığım için olacak herhalde. Bunların en uzunu modaydı. Orada da ciddi bir başarı elde ettim. Onun için mesela bazen o durduğum sıralarda yakınlarım diyor ki nasıl duruyorsun bu kadar? Yani aramıyor musun? Özlemiyor musun? Hayır, çünkü kararlarla değişmiş benim hayatım. Kendi kararlarımla ama. Kimse beni bunlara zorlamadı. Kendi kararımla hayatımda değişiklikler yaptım. Kariyerimde değişiklikler yaptım. Ve güzel oldu. Belki de kariyerinizde değişiklik yapmak diye adlandırdığınız şey sizin yeteneklerinizdi. Hem oyunculuğa, hem şarkıcılığa, hem bugün yaptığımız bu paylaşımlara. Yetenek sizce ne kadar önemli hayatta Semiramis Hanım? Yetenek geliştirilebilir mi? Evet, geliştirilebilir. Eğer severek yaptığın bir işse, gayet tabii çalışma ve üstüne gitmek, öğrenmeye çalışmak tabii ki fark eder. Benimki de herhalde ondan oldu çünkü yani yeteneğim var mıydı? Herhalde vardı bir başından ama ondan sonra da daha çok öğrenmeye, daha iyi bir şeye, en iyisini yapmaya çalıştığımdan dolayı herhalde çok yani bu kadar ayrı yerlerde, ayrı şeylerde başarılı olmamın sebebi. Çünkü bir şeye karar verildiği zaman onun üstünde çalışmak lazım. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Benimki de çalışma neticesi diye düşünüyorum. Siz çok girişimci bir insansınız aslında. Günümüzde startup projeleri çok konuşuluyor. O günlerde yaptığınız moda çalışmaları da bir girişimcilik değil miydi aslında? Evet, girişimcilik ve çok cesur, çok cesurca bir girişimcilikti. Çünkü yaptığım yer İngiltere'ydi ve zaten bir yeri olan, bu mevzuda bir yeri olan, evet değişik bir modaları vardı onların, daha böyle klasik filan ama orada başladım. Çünkü orada yaşıyordum. O zaman baktığım zaman geri müthiş cesaret isteyen bir şey. Ama demek ben de işte gençlerin o şeyi kaybetmemeleri lazım. Ve ben onu yapabileceğime inandım. Ve o inanç, o güç beni geldiğim yere getirdi yaptığım işte. Onun için gençlerin bilmesi lazım bunu. O istemek, inanç çok önemli. Yani bir şeyi hayal ettiğin zaman, hayalin peşinde koşmak gibi. Biraz evvel de onu konuşuyorduk. Yani hayalin peşini bırakmamak lazım. Ya da ben hayal ettim, olur mu acaba, olmaz mı acaba ilan gidersen hiçbir şey olmaz hayatta. Ve bu daha çok insanın gençlik zamanında oluyor. Çünkü daha cesur oluyorsun gençken. Oluyor insan. Onun için oldu. Benimki de öyle oldu. Semiramis Hanım, neden tekrar göz önünde olmaya karar verdiniz ve bu kararı size verdiren şey nedir? Benim derdim göz önünde olmak değil. Göz önünde olmak olsa birçok şeyi yapardım. Yani yaparım da. Medyada olurum yahut da televizyonda olurum. Bütün bunları yapabilirim çünkü tabii ki istiyor insanlar. Olabilir bunlar. Benim seçimimin, YouTube seçimimin sebebi göz önünde olmak değil. İnsanlarla, sevdiğim insan ve beni seven insanlarla kontakta olmak. Yani o insanlarla dost olmak, arkadaş olmak. Yoksa göz önünde olmak değil. Göz önünde olmak çok çok önemli değil benim için. Oğlunuzun adının anlamı nedir? Anlamı yok galiba. O da benim gibi, Semiramis gibi. Anlamı yok. Ama güzel bir isim olduğu için seçilmiş bir isim. Bir de Zoran hamile kaldığım zaman, hele erkek olduğu anlaşıldığı zaman kıyamet koptu. Herkes çok heyecanlandı filan.
işte Hint ismi mi olacak, Türk ismi mi olacak bilmem. Dedim ki ben Hint ismi istemiyorum ama hadi bir size de bir iyilik yapayım. Türk ismi olmasına da lüzum yok çünkü yabancı bir çocuk. O zaman ikisinin arası, çok sevgili bir arkadaşım vardı, dedi ki ben bayılıyorum bu ismi. Oğluma koyacaktım, olmadı. Ne olur, ne diyorsun dedi. Aa çok güzel dedim, Zoran çok böyle şey, güzel bir isim geldi bana, öyle geldi Zoran. Soru değil ama sizinle oturup bir saat konuşsam hiçbir derdim kalmaz gibi demiş bir takipçiniz. Aa ne şeker, keşke, keşke olabilse. Çok çok hoş bir şey bu. Birçok seyirciden, dinleyiciden bunu bu teklifi alıyorum. Şey gibi. Tabii ki konuşmak isterim. Bayılırım ama mümkün değil yani. Bu konuşmalarda istediğiniz şeyi sorarsanız ben de size dilimin yettiğince suallerinize cevap vermeye çalışırım. Teke tek biraz güç olur ve ciddi bir stadyum tutmamız lazım. Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Gençlere tavsiyem hiçbir zaman ümidi, umudu, rüya, hayal kurmayı unutmayın ve sevdiğiniz şeyin peşinden koşun. Kısacası bu. Kullandığınız parfümün marka veya ismini öğrenebilir miyim? Öğrenemezsiniz çünkü böyle bir şeye müsaadem yok. Ama ben bir parfüm kullanmam. Onun için rahatlıkla, gönül rahatlığıyla size yakışan neyse onu seçin ve onu kullan. Ben hiçbir zaman aynı parfüm kullanmam. Çünkü benim mooduma göredir. O gün çok romantik kalkarım, romantik parfüm sürerim. Öbür gün daha böyle bir fresh olmak isterim, kolonya kullanırım. Yani benim öyle bir bağlantılarım yok. Bağımlılıklarım yok diyeyim. Peki romantik hissedersem ona göre bir koku kullanırım dediniz. Kokuların aslında duygularınızla bir bağlantısı olduğunu anlıyorum ben bundan. Evet, evet. Çünkü mesela böyle romantik derken yani böyle keyifli bir günümdeysem ben çiçek kokusu çok severim. Çiçek severim. Bu da tabiata gidiyoruz. Yaşayan her şeyi sevdiğim gibi çiçek benim çok sevdiğim bir yaşayandır. Çiçek kokusu severim ben çok. Sonradan yapılma kokular beni çok enterese etmedi ve yakışmadı da bana zaten. Ben mis gibi bir mimozayı, ne bileyim güzel bir gül kokusunu severim. Güzelliğinizin sırrı nedir? Güzel miyim? Eğer güzel buluyorsanız, inanın bana sır yok. Böyle doğurulmuş, ondan sonra da kendine bakılmış bir çiçek gibi düşünün. Bir çiçek alıyorsunuz eve, ikide bir suyunu değiştirmezseniz, altından bir lokma kesmezseniz, her zaman taze bir su koymazsanız, nasıl olursa kadın da bir çiçektir. Güzel bakıldığı zaman güzel olur. Onun için de güzellik o. Bir de iç güzelliği tabii. Eğer içimde hissettiklerim dışarı vuruyorsa ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Çünkü içimde çok güzel şeyler hissediyorum. Hayata karşı, tabiata karşı, her canlıya karşı güzel hislerim var. O güzel hislerde eğer dışarı vuruyorsa odur benim güzelliğim. Başka bir güzelliğim olduğuna ben bir de utanıyorum böyle güzellikten konuşulunca. Evet, utanıyorum. Semiramis Hanım, hayvanlara, doğaya çok duyarlıyım dediniz biraz evvel kokulardan bahsederken. Bu konuyu biraz açabilir misiniz? Şöyle ki, şu anda dünya hakikaten çok tatsız bir yere gidiyor. İnsanların bırakın tabiatı ve o tabiatın içindeki canlıları, ağacı, çiçeği, hayvanı, böceği sevmemesini, insanlar birbirlerini sevmez hale geldiler. Halbuki hepimizin kendi başımıza kaldığımız zaman en azından düşünüp şu dünyaya neler verebileceğimizi ve her canlının burada olma hakkının
var olduğunu her zaman kendimize hatırlatmamız lazım diye düşünüyorum. Dünya ancak böyle kurtulur, başka türlü kurtulamaz. Dünya sevgiyle kurtulur. Çünkü eğer her canlıyı severseniz ve onların haklarını da görebilirseniz kendinizden başka, budur dünyayı değiştirecek ve güzelleştirecek olan. Siz güzellik dediniz ya, yani güzellik budur. Güzellik kaşın güzelliği, gözün güzelliği değildir. Dünyaya bakışınızdır. Yaşadığınız yere, yaşadığınız yerdeki her şeye bakışınızla güzellik gelir. Yoksa öbürleri makyajı yap güzel olsun, şunu giydir harika olsun. Böyle geçer gider hayatınız. Eğer oradan, o pencerelerden bakmıyorsanız. Evrencan'la başlayan bir projeyle geri döndünüz. Şimdi sırada Tantaşçı ile bir düet var. Başka sürpriz düetler olabilir mi diye sormuş bir takipçiniz. Tabii ki olabilir. Arada kendim de söyleyeceğim. Dur bakalım nasıl olacak. Evet, olabilir. Çünkü benim bir arzum da gençlerle çalışıp onlarla beraber yol yürümeyi seviyorum. Çünkü hem müziklerini seviyorum, hem düşüncelerini seviyorum. Bu seçtiğim arkadaşlarımın, çocuklarımın diyeyim. Seviyorum onlarla yürümeyi ve böyle bir iz bırakmak istiyorum. Yeni şarkılar mı yapıyorsunuz? Evet, 2-3 tane şarkım var bana özel yazılmış ki çok sevdiğim şarkılar. İnşallah tek tek sizlerle buluşturmayı düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Tamamdır.